Bugün Aydın'dayız. Aşağı yukarı 10 gündür her gün bir ile gidiyorum doğrusu. Biraz karıştırıyorum bazen. Hiç durmadık. Anadolu'da da, Doğu'da da, Batı'da, Trakya'da da bulundum. Şunu söyleyeyim. Gerçekten Anadolu tahmin edemediğinizden daha güzel ve 14 Mayıs'a kendi yolunu seçmiş, istikrarı seçmiş, Türkiye'nin yeni yüzyılını seçmiş ve kararını vermiş. Bunu herkese müjdelemek istiyorum. Her ne kadar genelde biz siyasetçiler ve gençler sosyal medya çerçevesinde takılmışsa da Türkiye'de bir gerçek var. 40 yaş ve üstü olan kardeşlerimiz tamamen gümbür gümbür geliyor ve başka oluşumların hiçbir şansı yok. Türkiye'nin geçmişini bilen ve 2000'li yıllardaki Türkiye ile 2023'teki Türkiye'yi mukayese edebilen herkes nereden nereye geldiğini çok güzel bir şekilde görmüş, bilmiş ve kendini bundan sonraki ikinci Türkiye yüzyılı için hazırlamış. Çünkü Türkiye'de aşağı yukarı son 20 yılda yapılan yatırımlarla bütün altyapı yatırımları tamamlandı. Altyapı yatırımları geriye dönüşü uzun süreli olan fakat yapılması gereken şeyler. Belki gözde çok dokunulmamış olabilir insanlara ama Türkiye'nin bütün altyapı yatırımları tamamlanmış ve yenilenmiş. Bugün Almanya yaş ortalaması 51'lerin üstünde olan bir ülke ve binasından tutun fabrikasından bütün yaptığı yatırımlar yaşlanmış vaziyette. Ama Türkiye'de tam tersine. Türkiye'de yaş ortalaması 29-30 ve bütün altyapı yatırımları da yeni. İnşallah bundan sonraki süreçte Türkiye'nin büyümesi ve ekonomisindeki kalkınma, hızlı büyüme geçmişteki 20 yılın 3-4 katı olabilir. Bugün zaten her türlü olumsuzluklara rağmen dünyada birinci veya ikinci olan büyümede dünyanın birinci veya ikinci en büyük büyüme sayısını yakalayan Türkiye bundan sonra inşallah çok daha rahat büyüyecek. Sıkıntılarımız olmadı mı? Oldu. Başta pandemi, arkasından ekonomik sıkıntılar, arkasından savaş ve daha sonra asrın felaketi dediğimiz 11-12 ilimizin ne hale geldiğini hep beraber yaşadık. Üzüntümüz büyük oldu. Kayıplarımıza Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün illeriyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla dükkanındaki, evindeki nesi varsa tırlara doldurup getirdi. Bu feraset hiçbir ülkenin milletinde görülmemiş. Biz eğer 60 günde bu ülkeyi ayağa kaldırabildiysek ve depremin izlerini tabii kalıcı konutlar hariç onları bir yıl içerisinde tamamlayacağız. Depremin izlerini silebildiysek bunun en büyük başarısı millet ve arkasından bunu idare eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Değerli kardeşlerim, kolay bir felaket, kolay atlanabilecek bir felaket değil. Bütün bunlara rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. Sıkıntılarımız yok mu? Var. Şu anda ekonomi belki de gündemin birinci maddesi. Ama bundan sonra Türkiye büyümeye devam edecek. Yaptığı yatırımlarla ekonomisinde daha fazla üretecek, daha fazla ihraç edecek ve daha çabuk kalkınarak enflasyonu çok hızlı bir şekilde aşağı indirecek. Deprem bizim enflasyon rakamımızı veya süremizi belki biraz geciktirebilecek ama olsun. Onlar da bizim insanlarımız ve biz 6 ay daha enflasyonla mücadele ederiz. Ama mühim olan bu insanlarımızın bir an önce kalıcı konutlarına geçmeleri ve yaşamlarını sürdürebilir hale getirmeleridir. Önceliğimiz bunlar. Şuna inanın ki dünyada üç liderden bahsediliyor. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan, Çin ve Rusya liderleri. Ama bunlar içerisinde rakipsiz Recep Tayyip Erdoğan. Böyle bir liderimiz var. Dünya Ukrayna-Rusya savaşında içeriye dönüp dönük vaziyette bu iş çok büyüyecek, dünya savaşına dönecek diye beklerken dengeli bir politikayla her iki tarafı masaya oturtabilen ve onları uzlaşı haline getirebilen bir cumhurbaşkanımız var. Esirlerin değişimi konusu, arkasından tahıl sevkiyatının sağlanması bunlar kolay şeyler değil. Afrika'daki açlıkta kırılan insanlara bedelsiz tahıl göndermek yine bize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Parmakla gösterilecek bir cumhurbaşkanımız, bir devlet liderimiz varken maalesef bazı kaynaklar başarısız ve devrilmesi gereken bir lider olarak göstermeye çalıştı. Bunlar kim olduklarını biliyorsun. Bunlar Türkiye'nin kalkınmasını, şu anda bölgesinde küresel bir güç olan Türkiye'nin
dünyada bir güç sahibi olmasını engellemeye çalışanlar. Şimdi değil, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki 10. yılda, 20. yılda, 40. yılda Türkiye'yi tökezletmeye çalışanlar aynı kişilerdi. Onlar 60'larda darbe yaptılar, 70'lerde yaptılar, 80'de, 97'de, en son işte 15 Temmuz 2016. Hepsi birbirinin devamı. Ama bu millet ferasetiyle inşallah bundan sonra bunlara fırsat vermeyecek ve Türkiye ilk etapta ekonomide dünyanın 10. ülkesi ve daha sonra da küresel bir güç olarak karşımıza çıkacak. Bugüne kadar dünya liderleri arasında Birleşmiş Milletler'de 200 üyenin gözü önünde dünya 5'ten büyüktür diyebilen kaç kişi çıktı? Evet, dünya 5'ten büyüktür. 5 tane ülke dilediği zaman dilediği yasada veto vererek dünyanın önünü kesiyor. Filistin'i İsrail'in yaptıklarını göstererek, haritayla göstererek Birleşmiş Milletler'de kaç tane lider geldi geçti? Kim de olsa bir daha gitmeyeceğim diyebildi. Bunlar Türkiye'nin kendisini dünyaya kabul ettirme ve ben de varım artık IMF'inize de ihtiyacım yok, paranıza da ihtiyacım yok, sizin korumanıza da ihtiyacım yok diyebilen bir ülke. Zaten milli savunmada, savunma sanayimizde anlatacak çok şeyler var. Amerika gelmiş, Yunanistan'ın bütün adalarını silahlandırmış. Ve namlular maalesef Türkiye'ye çevrildi. Türkiye bir NATO ülkesi, aynı müttefikiz. Ey Amerika, ne diye bu silahları bize çeviriyorsunuz? Biz başka bir ülke miyiz? Sorduğunuz zaman Rusya'ya çeviriyoruz. Allah Allah, Ege'den adalarını oradan Rusya'ya çeviriyorlarmış. Yazık, çok yazık. Ama Türkiye bugün 60 yıldır beklediği Avrupa Birliği'ne giriş çabasından vazgeçmeyecek. Biz bir Avrupa ülkesiyiz. Hiçbir zaman için bizi vazgeçirmeyecekler. 60 yıl beklettiler. Sebebine sorarsanız ekonomimiz, bizim ekonomimiz 14 ülkenin ekonomi toplamından daha büyük. Türkiye'nin yüz ölçümü Avrupa'nın en büyük ülkesi. Nüfusu Almanya'yla bir. Niye almazsınız? Kültürümüz. Onun için bu ülke doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle birlik olacak. Hiçbir zaman için bin yıldır beraber yaşadığımız Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Alevisi hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bizim ortak paydamız Türkiye'dir ve hep birlikte inşallah 14 Mayıs'tan sonra dünyaya bir ses vereceğiz ve bağımsız bir ülke nasıl olduğunu göstereceğiz.